müzik ve radyonuz, telefonunuz, banyonuz, duşunuz, bir arzunuz var mı? Yok. Teşekkürler, iyi günler. Bana 45-27-98'i bağlar mısınız? 45-27-98. Sen misin Assini? Beni sesimden her zaman tanırdın. Kemal, ben Kemal. Bugün çıktım. Kemal mi? Kemal ha? Nasıl çıktın? Aftan mı istifade ettin? Bir dakika. Kemal aftan çıkmış. Neredeymiş? Neredesin şimdi? Efendim? Bir otel odasındayım. Cebimde de metalik yok. Dinle beni Atsini. Hemen 30.000 papel istiyorum. Bu bir. Bir de iyi bir toplu tabanca. 30.000 lira hapse girmeden evvelki işe mahsuben istiyor. Bir de toplu bir tabanca. Adresini iste. Adresin nasıl? Evet. Evet, not alacağım. Bir saate kadar oradayım. Tabancayı verecek miyiz? Yanına gidince sor bakalım, benim işin başına geçtiğimi biliyorum. Patlatalım. Bu pavyona dünya kadar masraf gitti. Daha da gidecek. Öldürelim. Bize para lazım. Bu da nereden çıktı ya? Bu şantaj işini buna yaptırsak? Sen 30.000 lira getir Selim. Şantaj yapıcı kadının adresini kasadan al. 200.000 isteyecek. Tabii 100.000'i onun. 7 sene evvelki işi de unutmasını söyleyeceksin. Bu tabii tavsiye. Unutmamakta ısrar ederse kendisi için iyi olmaz. Tabanca? Tabanca falan vermek yok. Yanına da bir adam al. O seni dışarıda beklesin. Bir aksilik olursa girer mıhlar, tamam mı? Tamam patron. Ama bunu bir başkası yapsa daha iyi olmaz mı? İtiraz yok.
Tekrar et söylediklerimi. 7 sene evvelki işi unutacak. Evet. 30.000 papel yapacağı işe mahsuben avans. Tamam. Şantajdan 200.000 alacak, 100.000'i onun. Tenzilat kabul etmem. Ne derse kendi hissesinden istediği kadar bağışlayabilir kadına. Beni ilgilendirmez. Bu kadar. Berberi çağır bana. Yedi sene ev. Arabam olsa, param olsa. Ya sen laf anlamıyor musun? Ben basit bir talebeyim. 2 yılım var da. Bir taraftan çalışıyorum, bir taraftan okuyorum. Bu sebep yakas seni kaybettim. Kolay mı sanıyorsun sen? Yok diye kınamıyorum seni. Yanlış anlıyorsun Kemal. Olsa fena mı? İyi olur tabii. Buraya kadar. Tehlikeli bölgeyi geçtik bile değil mi? Bir gören olur. Bırak be kardeşim o kızı sende. Her gün zengin olsan, araban olsa, yok efendim paran olsa diyen bir kız, ilk fırsatta seni ekecek demektir. Biliyorum. O zaman sen bırak. Acısı onun içine düşsün hiç değilse. Yapamam. Seviyor musun? Bir araba, sigara ve viskiden 40-50 bin lira kalıyor. Allah bereket versin. Allah 1000 bin bereket versin. Yok mu? Ne tehlikesi? Sen her sabah evden işe giderken ne kadar tehlikedeysen, bu işte de o kadar tehlike var. Garson, havyar getir. Yalnız pirinçten 290.000 kaldı. Çeltik alıp işlettin değil mi? Yok canım, 16'ya çıktığı zaman kalan para. Garson, istakoz getir. Ne yapabilirim başka? O zaman bana kalırsa kızı kendine bağlamak için ona sahip olacaksın. Mesele bu kadar basit. Yapamam. Sen de. İnsan bir türlü aptal olur. Sen her taraftan aptalsın. Aptallığın şerefi. Ya ben de mi aptal olayım? Evden öyleyse. Evleneceğim tabii. Hem mühendis hem de zengin. Üstelik yakışıklı da. Kızma Kemal. Sana ne işler teklif ediliyor, hepsini reddediyorsun. Bana iş teklif edecek değiller ya, elbette evlenme teklif edecekler. Ne yapayım, elimde değil, her şeyi sana anlatıyorum. Senden başkasını istemiyorum. Seni de zengin görmek istiyorum, suç mu bu? Bana kızmıyorsun değil mi? Kızamıyor. Etmiyorum ya Kemal Bey. Ne münasebet. Bugün ayın kaçı? 12'si. Daha ne kadar bekleyeceğim kira için? İki ya da 3 gün. Ben dul bir kadınım. Şu evdeki 6 odadan aldığım kira ile geçiniyorum. Biliyorum. Bu para dahi yetmiyor. Biliyorum. Biliyorsun da neden her ayak satıyorsun kiramı? En sonunda kendimi de sattım. İşe girdim yani. Bir adam kendisiyle yatmadan iş vermedi bana.
Bunu neden söylüyorsun bana? Ben de insanım. Ben de boşalmak istiyorum. Başkalarının yanında ağlayamadım. Kaçtım. Senin geldiğini duymuştum. Kirayı bahane ettim. Gel Naci baba. Bir kadeh de sen iç. İşler nasıl baba? Bezeler pahalılaştıkça porsiyonlar gibi bahşişler de küçülüyor. Hey Naci baba, dalgayı bırak da ortalığı süpür. Bu süpürge işi tüy dikti işte. Selma ne yapıyor? Dün de bir müteahhit istiyormuş. Müteahhiti dinledim bütün gece. Vur tekmeye gitsin. Kadın kısmı insana vezir de yapar, rezil de. Haklı kız bir yerde. Bütün gece düşündüm. Emsallere apartman babuş diyor alıyor, pantolon diyor, manto diyor alıyor. Bizimkisi sırtında, ben tanıdığımdan beri aynı elbise. İnsan bu be, canı çeker. Sen bile demin karidese fide oldun ya. Ah ulan ah! Çekeceksin 10.000 peşinle bir araba. Parayı getirdin mi? Bir dakika, önce beni dinle. Tabanca? Yok. Hiç değişmemişsin ulan. Konuş, konuş. Patron diyor ki... Patron kim? Konuş hadi, konuş. Şey, bilmiyor muydun? Geveleme, konuş. Şey abi... Ulan beynini dağıtırım şimdi. Sen bilmiyor muydun? Et ulan! Murat. Murat mı? Murat ha. Ne diyor bakalım? Yakışıklı patron ha? Diyor ki eski işi unutsun diyor. Nasıl unuturum? 7 sene içeride yattım. 2 milyon bu. Benim isem tam 1 milyondu. Nasıl unuturum ulan? 7 sene içeride bugünü bekledim. Dur Allah'ını seversen bu olacağım. Yakamı bırak. Sinek gibi ezerim sizi. Konuş ulan. 1 milyon unutayım ha. Ne yaptınız paraları, konuş. Çalıştırıyoruz. Bir milyonun faizini de vereceksiniz öyleyse. 2 milyonun faizi... İnsaflı hesapla 7 senede 2 milyon eder. Yeter, yeter artık. Bırak şakayı. Şaka eden kim ulan? Size bir hafta müsaade. Yoksa tek tek tepelerim hepinizi. Al bunları. Bunlar ne? Şantaj yapacağın mektuplar. Şantaj mı? Bu da kadının adresi. Bütün söylediklerini patrona söyleyeceğim. 2 milyon da faiz istediğini. Ama gene de iyi düşün. Hiç yoktan iyidir 100.000 papel. Defolun lan, defolun! Defolun! Arkadaşlarım bana Fatoş der. Yalnız mı kalıyorsunuz? Yeni mi geldiniz? İstanbullu değilsiniz galiba. Taşralı olduğunuzu silahtan anladım. Öyle. İyi tahmin ettiniz. Ben de buralı değilim.
Sinema artisti olmak. Gazinolarda şarkı söylemek için gelmiştim. Sesimin çok iyi olduğunu söylüyordu arkadaşlarım. Bir de Yıldız müsabakasına resmimi yolladılar. Sonra İstanbul'da kaldım. Lüks otellerde geçinip gidiyorum. İyi bir işiniz var galiba. İyi kazanıyor olmalısınız. Ne kadar sıcak değil mi? Bunlar da defol buradan. Beni istemiyor musun? Kimseyi, hiç kimseyi istemiyorum. Ne biçim erkeksin sen? Kadın istemiyorsun. Henüz alışamadım kadınlara. Hele senin gibi küçük kadınlara. Kaç yaşındasın? 19. 7 senedir kadın yüzü görmedim. Ben içeri girdiğimde 11 yaşında çocukmuşsun. Neredeydin sen? Hapishanede. Selma. Bugün senden ayrıldıktan sonra o basit bekar odamdaki geçen saatleri anımsadım. Artık senindim. Senin olduğun zaman bile bana güvenin yoktu. Bana güvenin yoktu. Bana güvenin yoktu. Seviyorsan ayrılmayacaksın. Benim dediğimi yapacaksın. Ben de yengenle öyle evlendim. Ona sahip olacaksın. Tercih hakkı bırakmayacaksın. Sadece senin olacak. Senin olması lazım. Şimdi bir arabamız olsaydı. Boğaz'da bir lokantaya gider, yahut da araba içinde konuşurduk seninle. Çok mu istiyorsun araban olmasını? Araban olsaydı ne renk isterdin? Kırmızı. Ne model? Son model. Ne marka yani? Ne olursa olsun fark etmez. Yeter ki Avrupa olsun. Olacak. Olacak ama ne zaman? Ben 50 yaşına gelince mi? Hayır, yarın. Ödünç değil ama. Hayır, yalnız senin olacak. Yalan. Olacak dedim sana yarın. Aldatmıyorsun beni değil mi? Ama bir şartla. Anlamadım. Benim olacaksın. Peki. Araba hazır mı? Senin olmaya geldim. İşte benim sana alabileceğim otomobil. Oyuncak. Ya sen, hayatı bir oyun sanmıyor musun? Giyin ve defol buradan. Affet beni Kemal, affet. Artık zengin olmak istemiyorum, istemiyorum. Sadece senin olmak, seninle olmak istiyorum. Başka hiçbir şey yok gözümde. İnan bana, ne olur inan bana. Thank you.
300.000'den aşağı vermez patron abi. Güzel araba ama 300.000 fazla. Şey imkansız abi. 280. Olmaz abi. 290. Baksana arabaya abi. Ayakkabı 750. Çanta 1250. Elbiseler 1500, 2500. Kimi aradınız? Kemal'i. Biraz evvel çıktı. Kim aradı diyeyim? Ben tekrar ararım. Önüne bak, düşeceksin Hamza abi. Kirayı hala vermedin Hamza abi. Taş ver, beklerim bu ay. Sen kendine bir çift ayakkabı al. Kemal. Ne o? Nereden geliyorsun? Sizin eve uğradım, yoktum. Biraz dolaştım. Yine size gidiyordum. Gidelim. Haluk Bey adında biri var. Çok zenginmiş. Beni istiyormuş. Annem ısrar etti. Beni görmeye gelsin diye ama... Elin mi yandı? Boş ver. Haluk Bey anlasın. Yok bir şey canım. Beni isteyecekmiş, o kadar. Ellerin titriyor. Mutlaka zengin bir adam olmalı. Bugün bir kadın gördüm. Benim tırnağım olamazdı. En lüks arabayı kocası alıyordu ona. 300.000 lirayı gözünü kırpmadan karısı için verdi. Her bir elbise ateş pahasıydı. Şile bezinden bir elbiseye 1500 lira etiket koymuşlar. Bir tanesi de 2500 liraydı. Elbiseler ateş pahasıydı ama çok güzeldi. Çok güzel. Ben de bir araba gördüm. Ama çabuk ayıldım. Çamura bulanmadan para kazanılmıyor. Çok para demek istiyorum. Olsun. Bir kadın kocasını vezir de yapar rezil de. Müsaade et de rezil olmayayım. Ama Haluk Bey... Pekala. Pekala, para kazanacağım! Para, para, para! Oldu! Hem de çok para kazanacağım! Ne zaman? En kısa zamanda. Thank you.
bize geldiğiniz için teşekkür ederim. Fakat kabalığımı mazur görün. Ne beis var? Bugün buraya gelmeniz beni ihya etti. Her şeyi unuttum. Ama annemle babamın dün akşam verdiği sözü... Evet. Ben geri almaya geldim. Sizinle evlenemem. Acele etmeyin. Bir süre düşünün ve ondan sonra kararınızı bildirin. Bana kızıp babamı işten kovmayacaksınız değil mi? Ne münasebet. Bununla ne ilgisi var? Oh, affedersiniz, unuttum. Bir şey alır mısınız? Bir viski veya başka bir şey? Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Selma? Kim olduğumu söylesene be. Rica ederim. Söyle kim olduğumu. Bırak kızı. Yine gel, bırak kızı. Bırak ederim. Bir şeyiniz var mı Haluk Bey? Kızmayın bize, ne olur kızmayın. Seninle konuşmaya geldim. Konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. O adam babamın patronuydu. Akşam beni istemeye evimize kadar geldi. Ben çıkmadım. Göstermedim kendimi. Ama sabah babam yıkılmıştı. Ölü gibiydi. Biliyordu ki işe gidince kovulacaktı. Eğer patronun verdiği randevuya gitmeseydim babamı kovacaktı. Başkasını sevdiğimi, kendisiyle evlenemeyeceğimi söyleyip özür diledim. Ben seni seviyorum. Yalnız çok zengindi. Zengin, zengin, para, para! Ben de zengin olacağım. Göreceksin, hemen zengin olacağım. En az 1 milyonum olacak. O zaman parayı beraber çıtır çıtır yemeye başlayacağımız ana kadar bekleyeceksin beni, değil mi? Korkutuyorsun beni. Hiç korkma. Hiç hayıflanma. Ok yaydan çıktı artık kızım. Ben beynimi satarak, emeğimi vererek bugün bir hiçim. Halbuki hiç olanların, şerefini verip haysiyetten fedakarlık yapanların dünyası şimdi. Bu dünya bir kemik için hırlaşan, birbirlerini ısıran köpeklerin dünyası. Ben neler biliyorum. Milyonlar vuranlar kollarını sallayarak dolaşıyor. Karnını doyurmak için, yahut hastasına ilaç temin etmek için 3-5 kuruş çalanlar zindanlarda çürüyor. Çok gazeteler milleti satıyor. Zenginler toplumu sömürüyor. Toplum parası olanların kölesi ediliyor. Kuvvetli ve paralı olanlar yalnız haklı. Yalnız onların dediği oluyor. Sadece senin için değil. Kendim için de zengin olacağım. Kendim için! Seninle konuşacaklarım var. Yabancı değil, konuş. İş yapmaya karar verdim. Ama büyük bir iş. Biraz sonra arkadaşlardan biri daha gelecek. O da senin gibi amatör. Onun da ilk işi olacak. Aslında ikiniz yapacaksınız tüm işi. Biz iki profesyonel sadece işi hata yapmamanız bakımından kontrol edeceğiz. Öbür amatör nasıl bir adam? Senin gibi o da. Nasıl yani? Muhtaç. Adı ne? Murat. Nerede bu adam? Orada. Şimdi mi geldi? Bir haftadır iş bekliyor. Çağır buraya. Merhaba arkadaş. Merhaba. Merhaba.
Senin ne sıkıntın var? Ne anlattın ona? Hiç. Ne anlattın ona? Ya sinirlenme. Bana sadece o da senin gibi muhtaç dedi. Gerçek bu. Ben bu paraya muhtacım. Ben de. Kadın mı? Hasta bir kadın. Anan mı? Hayır. Sevgilim, metresim, karım, anam, babam, kardeşim, her şeyim. Özür dilerim. Hiç lüzum yok. Buradaki doktorlar kafi gelmezse İngiltere'ye, hatta Amerika'ya götüreceğim seni. Yürüteceğim. İnan bana sevgilim. İnanıyorum sevgilim. Eskisi gibi olacaksın. Kırlarda koşacaksın. Denize gireceksin. Gene eskisi gibi beni kapımızın önünde karşılayacaksın. Eskiden olduğu gibi çılgınca sevişeceğiz. Eskisi gibi olmak çok güç. Benden tiksinmenden, benden iğrenmenden, sağlam bir kadına olan ihtiyacından korkuyorum. Korkma sevgilim. Benim için yalnız sen varsın. Anlatması çok güç. Sizin anlayacağınız kötürüm işte. Neden oldu? Bir kaza. Ben sebep oldum. Bütün gece bunları konuşacaksak ben gideyim. Size 3 yer göstereceğim. Soyacağınız yeri siz seçin. Burası her sene 9 milyona yakın vergi öder. İlk taksit garanti 3 milyondur. Vergi ayının ilk günü yatırırlar parayı. Girişi kolay mı? Çok muhkemdir. Önce dışarıdan görün. Yarın da içeri bir bahane ile girer planlarsınız. Öbür yer? Size sözünü ettiğim ikinci yerde işte burası. Burada vergi taksidi 2,5 milyondu geçen sene. Büyük bir mağazadır. Vergiyi son gün yatırırlar. Biz de vergi taksitinden bir gün evvel soyarız. Peki ya üçüncüsü? O da şurası. Burada bir tefecinin katı var. Servet beyannamesinde kasasında sakladığı 5 milyonu göstermemiş. Yalnız kasası şifreli ve çok sağlam. Anlaşıldı. Düşünüp karar verelim. Selim dışarıda arabada bizi bekleyecek. 20 dakika sonra gelmiş olacak. Öyleyse tam 20 dakikamız var. Merdivenden sonrası ve tüm koridorlar kamerayla kontrol altında. Bekçiler oturdukları yerden idare kısmına gelecek. Tüm saldırıları görebilirler.
Mesele bu koridorları geçerken arıza yapabilmekte. Yahut makinenin önünü kapatabilmekte. Önce ben gidiyorum. Yakalanırsam kaçarsınız. Alarm çalmadı mı ikiniz de gelin. Geçti. 10 dakika sonra bekçiler değişir. Bir anlık tehlikeyi göze alacağız. Nasıl? İlk kameraya kadar koşacağım. O an görülürsem alarm çalar. Siz kaçarsınız. Ekran karardı. Yalnız koridor bozuk. Bir bakıver koridora. Bütün koridorlar boş. Şüpheyi çekecek bir şey yok. Şimdi kasayı soyabiliriz. Yapmayacaktım bunu Kemal. Ben bir şey yapmadım ki. Benden mi buldular paraları? Bilmem ama. Bekçilerin ifadesi. Senin kaçışın. Her şey aleyhine. Sonra senin mahkemede verdiğin ifade. Paralar için delil yok sevgilim. Olsa olsa adi bir hırsızım. Bana doğruyu söyle hiç değilse. Sen zengin olmamı istemiyor muydun sevgilim? 3 ay, 3 sene... Her ne zamansa çıkacağım dışarı.
O zaman da param olacak. İstediğin para değil miydi? Her zaman sevdim seni. Ama 7 sene bekleyemem. Söylemek istediğimi anlıyorsun herhalde. Kemal, beni affet. Biliyorsun, her şeyimi, kızlığımı, ifritimi verdim sana. 7 sene değil. 7 ay beklemedin beni. Şimdi 200 bini tosla da aklın başına gelsin Selma Hanım. Kemal kahveye uğramış, haber bırakmış. Burada beklememi istemiş. Çıktı mı o? Çıktı. Hiçbir şey bulamadılar çantasında, 1-2 küçük eşyadan başka. Bunun için 7 sene yedi. Oo Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne zaman çıktın? Evvelsi sabah. Ne yapmak niyetindesin? Hiç. Selma'yı gördün mü? Hayır. Arayacak mısın? Hayır. Evlenmiş, doğru mu? Benim bildiğim kadarıyla onun yüzünden başın derde girdi. Şimdi onu bulup bir iki laf etmeyecek misin? Hayır. Bizi Sami ile bir dakika yalnız bırakır mısın? Zaten benim biraz işim vardı, iyi oldu. Hadi eyvallah. Al şu 10 bini. Bu ne? Bana lazım olmayan bir para. Hesabı sen ödersin. Naci baba, hesap getir. Hadi be, çabuk! Çabuk ol dedim! Kahve yapayım mı sana? Al şunu. Ne yapacağım bu parayı? Senin. Benim mi? Benim ha? Ne zaman çıktın? Evvelki sabah. Hiç kadın istemedi mi canın? Hani istersen burada kal diyecektim. Hapishaneye bana sigara taşıdı. Fazla yapacak bir şeyim yoktu. Biliyorum. Bir de kazak örüyorum sana. Lüzum kalmadı. Bu paralar ne? Başın derde girmesin gene, ne olur geri ver. Gitme Kemal. Seni hep arzu etmiştim. Çok mu çirkin buluyorsun beni? Öyleyse neden kalmıyorsun? Kadar para içinde yüzmemiştim. Gitmem lazım. Ne olur kal burada. Geçmiş günlerin, kaybedilmiş şeylerin peşinde koşma. Fakat aldatıldım. Hem sevdiğim kadın tarafından, hem de kader birliği yaptığım insanlar tarafından aldatıldım. Gene kaybedeceksin. Bir takım insanlar kaybetmek için gelirler dünyaya, bir takımları da kazanmak için. Ne yani? Kader mi? Bunu mu demek istiyorsun? Hayır, karakter. Karakterimde ne var? Mertlik. Mert olmayacaksın bu dünyada. Dürüst olmayacaksın. Zavallı olmayacaksın. Parasız olmayacaksın. Ezerler insanı. Beni ezemezler. Ezerler. Tabancana mı güveniyorsun? Bunun bir patlaması tekrar hapse girmen demek.
Tekrar ezilmen demek. Tekrar kaybetmen demek, anlamıyor musun? Paralarını al git buradan. Senin aptalca kazanılmış paralarını istemiyorum. Ne olur. Ne olur gitme. Kal burada. Beraber mutlu oluruz. Benimle evlenmek mecburiyetinde değilsin. Kendini toparlayana kadar, kendine güvenisi gelene kadar yanımda kalmanı istiyorum. Bu parayla iyi de bir iş kurarsın kendine. Ne olur Kemal. Bir bakıma çok geç. Çok geç kalınmış bir başlangıç diyeyim. Hayır, hiç de geç değil. Ama 2 milyonumu aldılar elimden. Hiç değilse yarısı benimdi bunun. Para senin değildi. Ben hayatımı ortaya koyarak çaldım o parayı. Sevdiğim kadını kaybetmek bahasına aldım. Para senin değildi. Ya kendisi için para çaldığım halde beni terk eden, ben hapse girince beni unutan o kadına da mı bir şey yapmayayım? Hayır, unutacaksın onu da. Ben peşlerini bıraksam, onlar benim peşimi bırakmayacaklar Mine. Onlar bırakmayacaklar. Kaybet izini. Deneyeceğim. Mutlu olacağız. Çocukluğumdan beri bir fotoğraf makinem olsun isterdim. Kim bilir, belki de bir kasaba fotoğrafçısı olan babamın etkisidir bu bende. Nerede babam? Annemle babam çoktan öldü. Bu resim çok güzel olacak. Ayrılan yolları birleştiriyorsun sanki. Onunla ilk buraya gelmiştik. Birbirimizi sevdiğimizi burada itiraf etmiştik. Hep bana zenginlikten, paradan söz ederdi. Daha ilk günden beri. Arabam olsaydı derdi. Ben de ona talebe olduğumu hatırlatırdım. Sonunda kızdım, bak kızım dedim. Bana bir daha para lafı edersen kaybedersin beni. Otomobil değil, radyom bile yok. Hepsi olacak. Bütün insanlar gibi ben de ağır ağır sahip olacağım bu şeylere. Sıfırım şimdi, sıfırım. Sonunda çok sıfırlı şeyler düşün dedi. Anlamıyordu. Seni anlıyorum. Sonrasını az çok biliyorsun. Hı hı, biliyorum. Demem. Yanındaki kadın kim acaba? Bugün için çok teşekkür ederim. Hep kendimden bahsettim. Ama rahatlamışsındır. Artık iş arayacaksın değil mi? Ben de bulurum bir iş. Beni dinlemiyorsun galiba. Hep baş sallıyorsun. Ama aklın başka yerlerde. Enayi yerine konmayı yediremiyorum kendime. Unutacağım unutmasına. Vazgeçeceğim her şeyden. Ama 7 sene yattım içeride. Hep dışarı çıkacağım günü bekledim. Üstelik daha polis peşimi bırakmadı. Hala 2 milyon için benden şüpheleniyorlar. Öyleyse hiç gitme o adamlara. Onlar üzerime gelecekler. Neden?
Korkudan. Onları ele vereceğimden korkacaklar. Konuşmadan beni temizlemek isteyecekler. Bir şeyler düşünecekler benim için. Başka şehre kaçalım. Uzaklara. Kaçmak yerine üzerlerine gitmek lazımdı. Bunlar köpektir. Kovalarsan kaçarlar, kaçarsan kovalarlar. Ne yapacaksın? Karar veremiyorum. Karar verecek ve o şantajı yapacak. Başka çaresi yok. Kadının ona para vereceğini sanmıyorum. Üstelik kendi mektupları yakalanırsa... bize atacağı pislikte sökmez. 3-5 sene daha içeri girerse... bu bana getireceği paradan daha önemli. Gitmezse? Söyledim ya... yanındaki kadını kaçırıp şantajı yapmaya zorlayacağız. Ya oraya değil de buraya gelirse? Meşru müdafaya sokacağız, vuracağız. Biz namuslu insanlarız. Hiç değilse öyle biliniyoruz. Zaten namuslu olmaktan çok öyle bilinmek geçerlidir. Daha fazla beklemeye lüzum yok. Kaçırın yanındaki kadını. Zorlayın biraz. Biraz su verir misin bana? Ne okuyordun bu eski gazetede? Kemal aftan çıkmış. Ona her şey olduğu gibi anlatacak mısın? Hiç değilse bütün parayı benim hastalığım için sarf ettiğini... beni Amerika'ya, İngiltere'ye götürdüğünü... oradaki tüm doktorları dolaştırdığını... elimizde avucumuzda ne varsa yediğimizi söyleyecek misin? Belki kısa bir süre sonra. Neden korkuyorsun? Gerçekler neden ürkütüyor seni? Gerçek acı olduğu için herkesi ürkütür. O işe karar verdiğimiz zaman... o da benim kadar o paraya muhtaçtı. Niçin, nereye sarf etmek için bilmiyorum. O bana sormuştu ama ben sormamıştım. Soramamıştım. Kendi derdimden başka bir şey düşünmüyordum. Kim bilir ne derdi vardı. O çevren, adamların seni kötü yapıyor, kötülüğe itiyor. Bırak onları. Bırak demek kolay. Ama müşterek suçlar, müşterek menfaatler... insanı öylesine bağlar ki kızım. İstesen de kopamazsın çevrenden. İstersen hükümdar ol, istersen benim gibi basit bir çete reisi. Çevreni sen değil, çevren seni bir yöne sürükler. Sonra da suçlu bu diye ilk defa gene çevren seni itham eder. Süründürür, asar, astırır. Bizim evlenme yıl dönümümüz. Bizim evlendiğimiz gece dans ettiğimiz müzik. Gene dans etmek ister misin? Ayaklarım tutmuyor diye üzülmeye aldım. Benim ayaklarım ikimize de yeter. Çok basitleşecek. Belki de o bizi arayacak. Haber bıraktın mı? Durumu bildiren bir pusula. Mina adındaki kadın elimizde. Verdiğimiz şantaj ödevini yapmazsan bunu da kaybedersin. Hmm.
Bırakın onu! Yarın şantaj işi bitecek. Pekala, serbest bırakın onu. Aldırış etme, öldüremezler beni. Dokunmayın ona. Yarın. Hayır, şimdi. İstemiyorum. İstemiyorum. Yarın sen işe gider gitmez. Şimdi dedim. Serbestsin. Ama polise gidersen Kemal'e yazık olur. Patronun dediğini işittin değil mi? Defol, görünme ortalarda. Kemal'i de evde bekle. Söylediklerini yap. Bu gece beni de bırakın. Mektupları yanıma alayım. Atlatırsan? Atlatmayacağım. Hiç yalan söylemedim hayatta. Atlatırsan? Korkmayın, atlatmayacağım. Adamların yarın gelip beni kapıda beklesinler. Oldu. Serbestsin. Zaten onunla karşılaşmak istiyordum. Ufakta bir hesabım vardı. Neden bıraktın? Son söylediği doğru. Yarın gidecek. Dinlemeyecektin onları. Dinlememen lazımdı. Artık kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Hemen polise haber verelim. Bir şeyler söyle. Konuş. Ne olursun bir şeyler söyle. Senin başını derde sokacaklar. Senin canını yakacaklar. Gayeleri seni tekrar içeri attırmak. Nasıl bıraktılar seni? Gülme. Allah'ını seversen gülme. Nasıl bıraktılar seni? Sürme bana ellerini. Nasıl bıraktılar seni söylesene. Belki kötü bir adamım ben. Belki hiç düzelmeyecek kadar kötü bir adamım. Öyle de olsam seviyorsun beni. Seviyorsun değil mi? Öyleyse bir daha hiç yaşanmayacakmış gibi... ...bir daha hiç buluşmayacakmışız gibi bir gece yaşasın. Yanlarımız yokmuş gibi. Bana doğruyu söyle. Doğrusunu istersen... ...bu gece bana sual sormanı istemiyorum. Hiç bitmeyecek bir gece istemez misin? Nereye gidiyorsunuz? Beni evde bekle. Ben nereye gittiğinizi biliyorum. Beni evde bekle. Bekleyemem. Ben öyle istiyorum. İşim bitince ben gelirim. Atlatmaya kalkarsan... Kız evde. Kaçırırsınız biliyorum. Evde olduğu ne malum? Evde değilse bile... ...sonunda buraya gelecek değil mi? Elbette gelecek. O halde neden endişe ediyorsunuz? Gidebilirsin. Aradınız acaba? Selma Hanım. Evdeler efendim. Buyurun efendim.
ama hiç göremeyeceğimi sanıyordum. Niye ettin beni aradın Kemal? Unuttun mu beni? Beni sevmiyor musun artık? Çok iyi bir yaşantın var. Sıcak bir yuvan, otomobilin, paran. Her istediğin var değil mi şimdi? Her şeye maliksin tabii. Yine geldiğim için kızdın mı bana? Hı. Korkmadın mı? Hı. Emin misin? Hı hı. O kadar şaşırdım, o kadar sevindim ki geldiğine. Kusura bakma. Bir şey içer misin diye soramadım bile. Bir kahve yahut viski. Mersi. Ne yapmayı düşünüyorsun Kemal? Ne gibi? Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmedim. Düşünmelisin. Bir şeyler yapmalısın. Çok senelerin geçti boşuna. Artık sıfırdan başlayamazsın. Ben düşündüm. 7 senede 300.000 lira biriktirdim senin için. Bir iş kurman, yeniden hayata atılman için. Beni buldun. Haber bırakmıştım. Senin eski ev sahibin olan Mine Hanım'a. 3 gün evvel de bir telgraf çekmiştim. Adresimi bildirmiştim. Uğradınsa almışsındır. Ne umuyorsun benden? Hiç. Sen istersen dönerim sana. Hiç unutmadım seni. 7 sene, 3 ay, 11 gün. Bugün 12 gün oluyor. Çikolata aldım. Kemal oğlum, sen içeri git. Biz biraz konuşuyoruz. Oğlumuz. Oğlumuz mu? Sen hapse girerken ben ona gebeydim. Evlendiğim adam çocuğum olacağını biliyordu senden. Ona yalan söylemedim, aldatmadım. Oğlumuzu babasız bırakamazdım. O da senin gibi iyi bir insan olmalıydı. Bana kızmadın değil mi? İstersen sana dönerim. Ne istersen onu yaparım. Çocuk da, ben de sana aydım. Bunu çok önce konuştum kocamla. Neydi o zarflar? Hiç. Eski bir takım mektuplar. Cebimde kalmış. Manasız bir sürü zarf. Senden bir şey istesem... Yapar mısın? Senin küçük delikanlıyı bir dakika çağırır mısın buraya? Bizim delikanlımızı. Biliyor musun benim adım ne? Kemal. Doğru söylüyor yavrum. Benim adım da Kemal. Adaşız. Adaş ne? Aynı ismi taşıyanlar adaş olur. Adaşız. Sen de adaşını öp bakalım. Yaşa. Bir gün büyüyeceksin. Çocukların olacak. Sonra dede olacaksın. Bir gün başka alemde bulacaksın kendini. Hayatın kuralı bu. Paranın efendi, insanın köle olmadığı bir aleme gideceksin yavrum. Orada sana rastlarsam bir sual soracağım. Mutlu musun diyeceğim. Bu suale evet diyebilmek çok güçtür yavrum.
Bugünkü koşullarda çok güçtür buna evet diyebilmek. Yaşamak ondan da daha zordur yavrum. İnsanın pul fiyatına harcandığı bu alemde zordur yavrum. Alın terinin, şerefin kıymeti olmayınca başka kıymetler arayacaksın. Bu da para olacak. Sen ol, paraya kıymet verme, verenlere itibar etme. Hadi artık gidebilirsin. İçeri git yavrum. Alat mı aldık? Güle güle yavrum. Çok iyisin. Bana oğlumla konuşmak için fırsat verdin. Bir daha hiç görmeyecekmişim gibi konuşuyorsun. Müsaade isteyeceğim senden. Nereye? Gene geleceğim. Gelmezsin. Gelmeyeceğini anladım oğlumla konuşurken. Geleceğim. Gelmem lazım. Biliyorum, gelmezsin sen. Geleceğim. Söz veriyorum. Parayı getireyim sana, sakın gitme. Tabii. Gider miyim hiç? Nerede kaldı bu ya? Olduklarından emin misin? Silah sesleri. Yürü.
ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Kedi ile köpek dostça yaşıyor. İnsan, insan olmak suçunu taşıyor. Hayvanlar anlaşırken insanlar savaşıyor. Bu koşullarda yaşamak daha zor ölmekten, belirsiz mutlulukları beklemekten. İyiler, dostlar, kardeşler vuruluyor. Kötülere sıra gelince ortalık duruluyor. O da önce bir kıza vuruldu, sonra... Ve tüm iyi niyetine rağmen vuruldu, yalnızca vuruldu, bir ufak ihtiras için. Damarlarından akan kan boşanırken kadar ağlarını ördü. Ölümün kollarında ancak mutlulukları gördü.